51. dakika programında son hafta olan gruplardan çıkma mücadelelerinin artık belirleneceği, elenenler, çıkanların belli olduğu son hafta gruplarda yine birbirinden güzel maçlar vardı. Tabii bazı rölanti maçlar vardı sadece sıralamaya belirleyen maçlardan. Hani ilk haftadaki heyecan bazı maçlarda yoktu değil mi Ebu? Yoktu. Bugün biraz aslında herkes üstünde bir stres de vardı. Bir durgunluk vardı. Havalar ısınıyor, maçlar artık daha zor konumlara geliyor. O yüzden bir durgunluk vardı, onu tam çözemedik ama. Ben ilk başta istersen hemen günün maçlarını bir verelim, skorlarını. Bıçakçılar İstaç mücadelesi, liderlik mücadelesiydi. İstaç'ın 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Hunca Öztiryakiler mücadelesinde Öztiryakiler 4-1'le rakibine geçti. Webgeni Gold Bilgisayar maçında ise Gold Bilgisayar rakibini 3-1'le geçti. Elvan Anadolu Sigorta maçında ise Anadolu Sigorta 6-1'le rakibini geçerken Fiat Medos AIG Sigorta maçında da AIG 3-1'i geçen takım oldu. Günün skorları bu şekildeydi. Kısaca bir günü değerlendirelim. Maç maç gidelim diyorum ben Ebun. Önce Bıçakçılar İstaç maçıyla başlayalım. Ne düşünüyorsun Bıçakçılar İstaç maçı? Liderlik mücadelesi vardı. Kazanan ben, direkt olarak çeyrek finale çıkacaktı. Ben ne net söyleyeceğim o maçta. O maçta artık kim büyük olduğunu gösterdi. Yani İstaç dedi ki ben bu grubun lideriyim. Ben ileriki turlarda çok önemli işler başaracağım. Öyle bir oyun oynattı ki Bıçakçılara yaklaşık 4 top tane... Top görmedi galiba Bıçakçılar takımı. Hemen baktığımızda Bıçakçılara top göstermedi İstaç takımı. Yani orta sahada maçın başından sonuna kadar top çeviren bir İstaç takımı. Çok rahat oynadılar. Çok temiz oynadılar. Feridun faktörü bu takımda çok fazla bir faktör. Yani bu turnuvada da bence Feridun bu turnuvaya çok... Hem yaşıyla hem tecrübesiyle takıma çok... Ya oynadığı futbola bugün baktım Vahit dedikti takımda. Geçen haftanın yıldız ismiydi. Vahit'in yerine Alptekin'i forvete çekiyorlar. Sağ bek olan oyuncu. Alptekin forvete 2 gol atıyor. Vahit'i alıyor, Vahit girdi gibi 1 gol atıyor. Yani öyle bir takım ki İstaç. Giren çıkanı aratmıyor. Herkes o pas organizasyonunu yapıyor. Çok iyi takım olmuşlar. Bıçakçılar takımı ilk defa grupta dişine göre bir rakiple karşılaştı. Hani diğer takımlara baktığımızda C grubunda AIG, Fiat Filo'ya baktığımızda Bıçakçılar takımı ilk defa böyle hani korakor mücadele için çıktığı maçta varlık gösteremediler. Ya bugün Bıçakçılar takımı tanınmayacak halde. Ama orayı parantez açalım. Bıçakçıların asıl kadrosundan 3 kişi eksikti bugün. Ha, onun da belki bir etkisi olabilir. Artı işten çıkanlar var diye duyduk. Bu böyle devam ederse Bıçakçılara nasıl... Taşkın'ı görmedik. Taşkın'la ilgili bir sıkıntı var galiba. Bıçakçılara nasıl etki yapar? Onu da sorduk. İşten ayrıldı dediler ama... Taşkın mı? Taşkın olduğunu tam olarak bilmiyorum ama iki tane önemli oyuncusu işten ayrılmış diye duydum. Zaten Bıçakçıların en önemli oyuncularından biri Taşkın'dı. Taşkın yoktu ve çok kalede etkisi çok vardı. Arandı. Yani tamam iyi bir kaleci, Nihat'ta iyi bir kaleci. Yani kalecinin sözümüz yok ama heyecan ilk defa çıkıyor. Çok önemli bir maça çıkıyor. Topları sürekli sektirdi. Bunlara heyecan. İnşallah eğer önümüzdeki hafta ki işten çıkan isim inşallah Taşkın değildir. Hani Taşkın bu takıma dönerse eğer oysa çok büyük sıkıntı var. Bıçakçılar için yani bilmiyorum. Büyük handikap Taşkın'ın olmayışı. Çünkü Taşkın yani çözeceğiz grup maçları ama ne kadar çözebilirler bilmiyorum. Yani. Ciddi anlamda güzel bir oyun sergiledi. Belki de Nihat da hani ilk maç heyecanı hani ondan dolayı da diyebiliriz. Yani hatalar ondan gelmiş olabilir. Gelelim günün diğer maçına. Hunca Öztiryakiler maçı. Bu maçı sen yakından takip ettin mi? Edemedin galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu maçı ben biraz değerlendireyim aslında Hunca Öztiryakiler maçını. Öztiryakiler takımı yani liderliğin tesadüf olmadığını bu maçta da gösterdi. Hani Öztiryakiler geçmiş maçlardan tanıyoruz. İstersen bir Öztiryakiler'i değerlendir diyorum. Yani. Öztiryakiler ben her zaman sahaya çıktığında ben diyorum ki gerçekten mükemmel bir takım var. Mükemmel bir düzenleri var. Süper arkadaşlıkları var, o çok belli oluyor ve... Ya zaten o maç sonunda, her maç sonunda o sahanın ortasında toplanıp yaptıkları, birlik görüntüsü ve sevinmeleri ortaklaşan... Beraber geliyorlar, beraber gidiyorlar. Bir kişiyi dışarıda bırakmıyorlar. Evet, aynen o şekilde. Bir kişiyi dışarıda yani bırakmıyorlar. Yani bugün 15 kişilik kadro, 4-5'te işte yönetimli, teknik heyetler, yaklaşık 20-25 kişilik bir grup taraftarlarıyla falan buraya geldiklerinde hepsi tek takım eşofmanlarına kadar. Hani şuna, bir takım görüntüsü var. Şuna dair şahit olduk. Çıkarken iki kişi eksikti. Soyunma odasındaydı. Herkes onu bekledi. Ve ben şunu da gördüm Öztiryakiler takımında. Hani biz turnuva başlangıcından önce gittiğimiz röportaj esnasında birçok kupalarını gösterdi. Hani kupaların gerçekten tesadüf olmadığını. Bugün Murat Ünal da bakıyorum açıklamalarını da takımına o kadar güveniyor ki net açıklamalar yapıyor. Yani geçen hafta yaptığı biletleri hazırlayın sözü. Hani bugünkü 4-1'lik Hunca galiba ki yükselen bir Hunca. Hani bakıyorum Özgür'ün eksikliğini Özgür bir çok hissediyorlar. Özgür bile artık şey yaptı yani. Ama hani en sonunda o da girdi. Özgür ile çalıştı ama yok, yapacak yani şey yoktu. Yani sakat oyuncu da olsa Özgür. Hani iyi de formda ve Özgür de olsaydı bugün o maçın çevirmesi çok zordu. Öyleydi yani çünkü karşılarında çok komisike bir takım vardı. 2 haftadır Recep'i haftanın kalecisi seçiyoruz. Yani bugün yap böyle bir kurtarış. Hak ediyor. Şimdi ya Recep, o Seyhan'ın friki ya böyle ben de kaleciyim sen de kalecisin. Geçmişte bizim de kalecilikler var. Çok iyi kaleciler var ama Recep başka bir yok var. Recep yani
Ya böyle bir tarzı, bir duruşu yani aynen. O saç modeli bile. Saç modeli, saç o bantı bile hani futbolca. Bana Buffon hatırlatıyor. Yani aynen İtalya'daki bana da aynı anlatıyor. Fiziği falan mükemmel da anlıyor bunun. Hani hakikaten o free kick çatala giden top bence bu haftanın da kurtarışı. Ben şimdiden diğer kurtarışlara belki aklımda olmayan birçok kurtarış var ama bu haftanın kurtarışı Recep'in yaptığı kurtarıştır. Haftanın kalecisi olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Onu birazdan göreceğiz. Ama Recep bu turnuvada yani Öztürkler takımı tam 7 kişi ise bence de onların da 6-7'si gibi gözüküyor bu takımda yani. Gelelim webbeni.com Gold maçına. Bu senin maçın mıydı? Benim maçımdı. Senin maçındı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Webbeni takımının yükselen grafiği falan filan güzel oynuyorlar ama bu kadar gol kaçırmayacağız. Bugün sadece onlar değil, Gold da en azından onlar kadar kaçırdı. İki kaleci çok iyiydi, Barış'la Yıldıray. Müthiş oynadılar. Ama dediğin gibi bu kadar kaçırmayacaksın. Kaçırırsan yenilgiye mahkumsun. Ya şimdi bakıyorum maça, iki takımda da orta saha yok. Çünkü Roland yani iki takımda grupta sıralama belirledi. Yani. Bu kalede. Sıralama için oynadılar bugün baktığımızda. Hani sıralama için mücadele ettiler. Ama şu bir gerçek. Yani Webley'in takımı ikinci yarıda Gold Kalesi'ne baskı kuruyor. Erdi, Selçuk, Tarık, işte Faruk, Hasan. Hani takım oyuncularının isimlerine baktığımızda. Yani kaleciyle karşı karşısına o kadar gol kaçırırsan 3-1'de bu maçı kaybedersin. Hakimsin, yapacak bir şey yok yani. Şimdi Gold takımı çok sakin oynadı. Zaten uzun bir sürede ara verdiler. Bir ara skor 2-1'di. Ben geçen haftayı hatırladım. Dedim beraberliğe gelirse yine berabere biter diye ama atamadı. Komplet 6 pasın önünde kaleciyle karşı karşı. Tamam, kaleci çok iyi bir kaleci Yıldıray. Hani hak ediyor, güzel oynuyor Yıldıray ama yani çok net yani boş kaleye de atamayacak kadar da kötü bir oyun olmaz. Kesinlikle. Yani Webbeni ben bu konuda hani biraz artık, bu maçtan ders çıkartmaları gerekiyor ki önlerindeki en azından hani şimdi eşleşmeleri değerlendirdiğimiz zaman yani eleme usulü maçlar da affetmezler yani. Bu kesinlikle skor aynen elemeleriniz. Gold takımına gelecek olursak ya izleyemedik Gold takımı turnuvada. Keza yeni bir işin oynamayışı. Ev yapın sürekli önceden çekilmiş olması. İlk iki maç zaten hani böyle ilk maç zaten panik havasında arka smartpot maçı. Ardından çiftçilerden alınan bir beraberlik. Ondan sonra iki hafta üst üste Gold yok. Ha bakıyoruz Gold'da bugün bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama belli ki turnuvanın o tecrübesizliği ister istemeden çıkıyor. Çünkü diğer oynayan baktığımız diğer takımların hepsi alışmış, sahaya alışmış, ortama alışmış, her şey uyumlu. Gold takımı bunda çok yabancılık çekti. Gözde görünür bir seçenekti. E bu takım 3-1 onlar için moral oldu bence. O şu anki itibariyle haftaya oynayacak maçlar için çok büyük moral oldu. Ama ne yapacak ben Tugra merak ediyorum. Bir sonraki hafta merak ediyorum. Gerçek bir oldu görecek. Onu ben de çok merak ediyorum evet. Yani Gold takımını ilk kez orada izleyeceğimi söyleyebilirim. Kesinlikle. Gelelim diğer maça. Fiat ELC Sigorta maçına. Bu maçta Fiat gruptan çıkmayı garantilemiş bir Fiat. Rolanti. ELC Sigorta yani 3 fark yemesi lazım bu Fiat Medos'tan. Yemedi, gitti, kazandı zaten maçı. Ama şöyle bir şey var. ELC Sigorta röportajlarında da konuştuk. Kazanmak istedikleri zaman kazanıyor. Ya bugün bunu gösterdiler oynadı. Bugün maç öncesi de öyleydi. Ben maç öncesinde konuşabildim onlarla. Kime sorduysam galibiyet dedi. Ya işte. Ha çünkü baktık zaten bugün 3 ya ama yani Fiat'ı birazdan değerlendireceğim. ELC Sigorta'da hani Muharrem'in stopere geçmesi takımı yani ileriden yönlendirmekle geriden yönlendirmek hakikaten farklıdır. Yani geriden oyunu o kadar güzel yönetiyor ki Muharrem. Ha resmen bir teknik direktör olsun. Yani teknik koçlar olur yani hem oynarlar hem kenardan maçı yönetirler. Sağ içinde oraya git, buraya git, oraya git, buraya git. Bugün tabii Bora'nın performansına da alkış gerekiyor. 3 gol atmak bir maçta ki ELC Sigorta gibi takım az gol atan bir takım. Bir maçta 3 gol atan Bora'yı da bugün tebrik etmek istiyoruz. Fiat Medos'a gelecek olursa Fiat takımı yani ben Fiat'ın çok uzun soluklu şansını görmüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben yani Fiat bir üst turda rakibi kim olacak şu anda birazdan değerlendirmeye bakacağız ki muhtemelen benim gördüğüm kadarıyla Gold gözüküyor rakibide. Ben Fiat'ın hani belki Gold'u geçebilir hani çünkü Gold da değişik bir takım o konuda ama ben şanslarını çok yüksek görmüyorum çünkü yani bir istek yok. Ya bir ruh yok içeride. Yani bir Engin, bir hani Engin biraz mücadele veriyor, şut çeken yani pozisyonlara girmeye çalışıyor. Ya yani Anıl takımın ya baktığında fiziken fitliği her şeyi çok iyi. Ama ilginç bir olay. Şimdi ben değerlendirmeye geleyim. Eğer golsa üstteki rakibi o maçın ne olacağı bence belli değil. Gerçek golü görmedik. Gerçek fiyatı da görmedik. %50 %50 diyelim ama başka bir rakipse ben Gold rakibi Gold ben şu anda bakıyorum
olası yani eşleşmelere Gold, Gold yani fiyat eşleşme Gold. Her şey olabilir aslında. Ya gerçi Gold da hani kapalı kutu ama yani mutlaka abi, toparlanması lazım fiyatın. Yani bu zihniyetle çıkarlarsa maça şans veriyor. Hava yok takımda, bir heyecan yok, bir hırs yok. Yani bir sonraki maçların turu çıkıp çıkmadıklarını bile ya. Maç sonunda bize soruyorlar. Yani şurada bir üst tura çıktık mı çıkmadı mı sorusunu bile bize soruyorlar. Diğer takımlar sahada böyle ateş gibi, bunlardan ses yok. Hani biz gelelim topumuzu oynayalım. Tam yani Fikret, teknik patronları Fikret şey diyor. Yani sıcak hava diyor, o diyor. Bu da ama sıcak hava herkes için aynı sıcak. 12'de oynayan takım da yani bugün Bıçakçılarla sıcağın ortasında 12'de maç yaptılar. İkisinin mücadelesi ortada. Yani ondan sonra oyuncu sürekli yani sıcak tamam sıcak. Herkes etkiliyor sıcak. Hakemi de seni de beni de herkes etkiliyor ama yani her hafta yani 4 haftada, yani 4 haftada bu kadar sıcakla olacak bir iş değil yani. Günün son maçına gelelim. Elvan Anadolu Sigorta maçı. Ya benim beklediğim gibi bir skorla bitti. Sen ne düşünüyorsun? Ya Elvan, ben çok şaşırmadım çıkan 6-1'lik skora. Elvan bugüne kadar iyi geldi diyebiliriz. Ama bugüne kadar aynı Bıçakçılar gibi gerçek rakiple oynamamışlardı. Bugün gerçekten turnuvanın diğer disiplinler açısından mükemmel bir rakibiyle oynadılar. Anadolu da tecrübesini konuşturdu. Teknik kapasitesi... Bugün Şenol gibi oynamadı. Kaptan kenarda durdu, oynamadı. Mükemmel bir oyun oynadılar. 6 gol attılar. Müthiş bir maç çıkarttılar. Bence yani çok şaşılacak bir durum değil yani. Ya aynı şekilde yani bilmiyorum yani Elvan iyi bir takım, kötü bir takım değil, iyi bir takım. Yani bu her hafta söylüyoruz, her hafta mücadele eden bir takım. Güzel oyun oynuyorlar, güzel performans sergiliyorlar. Şimdi birazdan değineceğiz. Eşleşmelerde yorumlarımı yapmak istiyorum Elvan takımıyla. Bu maçta beklenildiği gibi geçti. Yani çok böyle değişik bir şey çıkmadı ortaya. Abi rahat oynadı, yedeklerini soktu oyuna. Onlar da rahat oynadılar, güzel goller attılar. Anadolu'da benim için şu an için en büyük handikap, hani Şahin'in eğer rahatsızlığı devam ederse, şu bel fıtığı da durmuş, ondan önce bir ameliyat oldu. Yani turnuvada ciddi sakatlıklarla kaptan bugün kenarda oturdu yani, zaten şey yapmadı. Hiç soyunmadı bile yani, girmedi. Hiç oynamayı düşünmedi. Yani Anadolu Sigorta takımında hani Şahin eğer üst turlarda olmazsa, ki bir hafta ara var onlar için, hani direkt çeyrek finale katıldıkları için. Hani o bir avantaj olacak. Hani o bir hafta arada Şahin düzelirse bu takım için çok önemli bir isim. Şahin Selçuk'un uyumu çok iyi. Tabii canım. Şahin ileride top alışverişinde Selçuk'a çok yardımcı oldu. Şimdi gruplarda bakacak olursak Öztürkler A grubunu birinci bitirdi. Anadolu Sigorta ikinci, Hunca üçüncü, Elvan dördüncü olarak. Anadolu Sigorta ile Öztürkler direkt çeyrek finale kaldı. Hunca ile Elvan ön eleme oynayacaklar. Sarar'la CVK ise geçen hafta zaten konuştuk. Bu hafta fazla konuşmaya gerek yok. Elenen isimler oldular. B grubunda Arka Smart Boots, Gold Pixel, Çiftçiler ve VIP yine olarak sıralandı 1-2-3-4 diye. Yenibiriş.com. Zaten daha önce de çekilmişlerdi, eve veda ettiler. C grubuna gelecek olursak İstaç takımı bugün Bıçakçılar yenerek lider olarak üst tura atlarını yazdılar, direkt çeyrek finale kalıyorlar. Bıçakçılar, Bıçakçılar ikinci, EYC üçüncü, Fiat Medos da dördüncü olarak gruptan çıktı. Filo Servis takımında bugün kulakları buradaydı, bir temsilcileri de vardı burada ama olmadı, şans gülmedi, elendiler. Şimdi gelelim eşleşmelere. Önce ben sana soruyorum. Olayın tatlı kısmı. Hunca webbeni.com. Senden bir de şey istiyorum. Şu çıkar bu çıkarı da istiyorum senden. Ben çünkü söyleyeceğim. Ben bu maçı direkt söylüyorum. Hunca çıkar. Hunca çıkar. Yani webbeni kızmasın bana burada ama ben bu maçta Hunca'nın tecrübesiyle maçı kazanacağını düşünüyorum. Hunca webbeni maçı için benim yorumum şu olacak. Webbeni takımı tamam, yükselen grafikleri var. Bütün yükü Erdi ile zaten Selçuk'a yüklemişler. Yani ikisi... Ya aslında birbirlerine şu yönde çok benziyor bu takım. Yani orada Özgür, Özgür Cemal var. Seyhan. Hadi Özgür'ün oynamama ihtimali var. Hani belki çıkar çıkamaz, evet. Çıkarsa çok iyi. Yüzde oranda performans. Benim beklentim yine oynasa da aynı gücü veremeyecek. Yani çok sağlıklı olmayacak bence yani... Bugün de gördü çünkü hani... Ayağını tutarak koşuyordu, hani, ayağı tutarak düşünüyordu. Kullanmamaları hani daha avantaj olur. Hani öyle olursa belki işte yani Özgür olmazsa Webbeni'nin bu maçta ben şansını görüyorum üst tur için. Hani güzel, keyifli bir mücadele olur ama Hunca'nın yani gerek savunma kısmına, gerek orta sahadaki birkaç ismine baktığımızda hani Webbeni'ye göre bu maçta daha artı gözüküyor. Ben de burada oy dersen ben de oyumu hani %60'la Hunca diyorum. Hani kesin %100 demiyorum ama %60'la Hunca diyorum. Çünkü Webbeni de sürpriz yapan bir takım. Sonuçta Arka Smart Boots gibi takımla 2-2 berabere kalmış bir takım. Peki 2-1'di. Son dakikada hani kendi hatalarında kesinlikle yedikleri gol oldu. Hani ben %60 olarak görüyorum Hunca'nın şansını. %40 Webbeni diyorum. Elvan Bıçakçılar. Bugünün iki yaralı takımı. İşte bu maçın aslında ne olacağı pek belli değil. Berabere biter. Ben altlarda elemi
gerçekleşir. Elvan çıkar, bıçakçılar çıkar. Hangisi olursa şaşırma. Kere, ama yüzde dersen bıçakçılar daha önde. Bu maçta ben şunu söyleyeyim. Bıçakçılar takımında Taşkın olmazsa handikap büyük. Açıklamış. Yani kaleci Taşkın bu takımın %50'si. Yani bıçakçılarda Taşkın olmazsa sıkıntı büyük. Elvan takımı hani kendi işe bir koordine olmaya çalışıyorlar. Ellerinden geldiğince mücadeleyi göstermeye de çalışıyorlar. Hani bir şeyler de yapıyorlar. Yani bu maçta da gene oran verirsek olursam burada bıçakçıları ben %70 diyorum. Hani %70 oranla turu geçen taraf olur diye düşünüyorum Elvan karşısında. Sen benden daha yüksek düşünüyorsun. Ben o kadar düşünmüyorum. Bana sorarsan çünkü ya bıçakçıların sanki biraz daha böyle takım oyunu daha iyi şey göre. Daha iyi ama bugünkü eksikleri olursa çok sorun. Bugünkü eksikleri olursa zaten iş bayağı değişir. Yani ben bunu Taşkınlı kadroya göre o söylüyorum. Yani bayağı düşer o. O zaman zaten 50-50 hatta Elvan'ı bile ön tarafa çıkarabilir. Düşer. Bu maç bence turnuva yani bu turdaki en böyle güzel eşleşmelerden biri. Birbirine iki denk takımın eşleşmesi diyebiliriz. Bu maça gelelim. Gold fiyat maçına. Gold fiyat eşleşmesine. Yani az önce de değerlendirdik aslında. Az önce değerlendirdik. Aynı şeyler geçerli burada. Bilmiyoruz aslında hani gerçekten onlar mı? Bilgimiz yok. Oo, gold fiyat. Kim kesin gerçeğini gösterirse hani gold gerçek oyununu gösterirse ya da fiyat gerçek oyununu gösterirse o tur geçer. Dediğim gibi %50-%50 bir maç. Ama bence Yıldıray'ın gold'da olması böyle maçlarda çok önemli. Kalesini iyi savunursa Gold'un bulacağı bir gol, iki gol onları direkt... Va zaten yani şöyle bir şey var. Fiyatta yani Engin Anıl dışında uzaktan şut çeken isim yok. E keza bakıyorsun ileri uçta Birol var. Yok pardon. Birol değil de. Forvet'te oynayan oyuncular Orhan soyadı Orhan. İlhan Orhan. İlhan Orhan da hani ilk iki haftada bir şeyler, üç haftada hani katkı sağlayan bir isim. Hani bu üçlü dışında çok fazla bir etki yok. Kadro genişliği açısından da şimdi Gold'un kadro yapısı daha geniş rakibine oranla. Kenar yönetimi de iyi. Ya bu takımda birazcık daha avantaj var yani Gold takımında fiyata karşı. Ama fiyat da bir istekli dönerse. İşte dediğim gibi yani. O istekli fiyat. Gerçek fiyatı hani görürsek. İki sene önceki otokaptaki fiyatı görürsek. Şaşırabiliriz. Gold'a belki üstünlük de sağlayabilir. Farklı bir üstünlük de sağlayabilir ama bu maçta ben favori Gold diyorum. Benim gönlüm ondan yana ama bilmiyorum o maça ben pas diyorum. Bakalım ne çıkacak? Hep birlikte önümüzdeki haftaki eşleşmenin sonunda göreceğiz. Gelelim Çiftçiler EAG Sigorta'ya. Çiftçiler bu hafta dinleniyor. Yorgun bir EAG. Zor bir maçtan çıktı. Çiftçiler aslında iki haftadır dinleniyor. Bayağı onlar çok yattı. Onların artık biraz hareketlenmesi ama lazım. Ama aşırı rehavette handikap doğru. Bilmiyorum işte nasıl gelecekler. Evde hep yatıldı. Göbekler mi büyütüldü yoksa çalışıldı mı dışarıda onu göreceğiz EAG karşısında. Var bu maç ya çiftçilerin turnuva tecrübesinin olması ve hareketli iki hızlı oyuncusu Muharrem'i zor durumda bırakacak diye düşünüyorum. Uğur özellikle çok yani çok iyi çok yönlü bir topçu. Hani Uğur her şey yapabilir. Muharrem'i çok zorlar gibi düşünüyorum. Yani EAG kötü bir takım değil, iyi bir takım turnuvada. Yani bence ilk defa katılan bir takım için şu ön elemeye çıkmak bile başarı. Kesinlikle ama dediğimiz gibi yani şimdi ben çiftçileri iki haftada izlemediğim için nasıl bir form grafiğinde geleceklerini bilmiyoruz. O da meçhul tabii yani o da bir handikap yani onu da hep birlikte göreceğiz. Bıraktığınız yerden gelirlerse EIG'yi rahat geçerler bence. Yani ben senin yüzde vermem gerekirse çiftçilere %70 derim. Ya ben de aynı kanadayım yani EIG iyi takım ama bence de çiftçiler bu maçta daha şanslı. Yani daha şanslı değil mi? Daha avantajlı. Aynen öyle. Ama EAC bugünkü gibi istekli bir futbol ortaya koyarsa çiftçileri oldukça zorlayıp adını bir üst tura da yazdırabilir diye düşünüyorum. O zaman olası çeyrek final eşleşmelerini de söyleyecek olursak son olarak çiftçiler EAC Sigorta galibi Öztürk'le oynayacak. Gold Fiyat galibi Anadolu Sigorta ile oynayacak. Elvan Bıçakçılar Arkas Marput'la oynayacak. Hunca Webbeni ise İstaş'la oynayacak. Bu eşleşmenin genel olarak değerlendirmesini önümüzdeki hafta artık çıkan görelim, takımlara göre yorumlarını yaparız. Çünkü şimdiden konuşmak çok zor. Çünkü çok erken olur. Playoff maçları her zaman farklı havada oynanır. Yani bu bilinen bir şeydir. Sonra haftanın panoramasını verelim. Haftanın karayasını diyelim. Yani panoramasını zaten hafta içinde sabahları siteden takip ediyorlar. Ben de merak ediyorum. Genel olarak zaten hep birlikte seçilen karayasa baktığımızda kaleci olarak Yıldıray. Bu hafta Goldbrixler'den Yıldıray gerçekten galibiyeti getirdi. Galibiyeti getirdi. Çünkü o kadar yüklendi. Selçuk Erdi çekti, Selçuk çekti, Tarık çekti, sağlı solda gelen bütün ataklarda gole isim vermedi. Hem ayağını sonuna kadar hak etti. Hani
Recep'i gene yaban atmayacağım burada. Recep gene bence haftanın kalesi seçilebildi ama işte bu hafta daha iyi. Gold daha artıydı yani bu hafta. Hakkını yemeyelim Gübre'yi. Defansa gelecek olursak stoperde Muharrem. Senden de çok yakından takip ettim onun için. Yani Muharrem yaşının vermiş olduğu olgunlukla, geriden oyunu kuruşuyla, oyunu organize, takımı organize. Takıma bugün hem galibiyeti getiren isimlerin başında oldu hem de yaşının verdiği etkinlikle de stoperde muazzam bir oyun ortaya koydu. Orta sahada uzun süredir sakat olan, kadroda yer alamayan Anadolu Sigorta'dan bu hafta araya dönen Yusuf öyle bir döndü ki takımını yani. Galibiyete taşıdı. 6-1'lik Sigorta çok büyük faydası var. Önümüzdeki haftalarda da bu adamın, Yusuf'un bu takıma finale kadar götürecek de şey var yani. Çok rahat. Yeteneği. İşini yapıyor. Başka hiçbir şeye bakmıyor. Mükemmel. Muazzam bir oyun ortaya koydu. Yani pir döndü diyebiliriz. Forvet'te sağ bek oynayan İstaş da arttı ki bugün golcü oldu. Bugün golcü oldu. Haftanın golcüsü. Yani çok ki attığı bir gol var. Yani müthiş bir gol. Haftanın golü için benim bu arada içimden söylemek istemiyorum aslında sürpriz olsun ama yani haftanın golü bu hafta müthiş bir gol. Alışık olduğumuz bir isim attı. Yine alışık olduğumuz bir isim attı. Bence onu biraz merak yani, ettim. Çarşamba ya. Günü top 10'da, top 5'te izlenecek bir gol. Merak etsin. Tekrar tekrar da izlenilir. Hatta belki turnuvanın bile en iyi gollerinden biri diyebiliriz o gol için. Ben öyle gördüm. Sen öyle gördüysen doğru. Peki bu hafta da çok teşekkür ediyoruz. 51. dakika programıyla sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki hafta ön eleme maçları var. Heyecan yine durukta olacak. Ön eleme maçlarında bütün takımın taraftarlarını davet ediyoruz buraya. Çünkü onların sizlere çok fazla ihtiyacı var. Taraftar olan bir takımın burada neler yapabileceğini gördük geçtiğimiz dönemlerde. Geçer senelerde de hani taraftarıyla çıkmıştı. Geçen senenin şampiyonu Organik Kimya. Organik Kimya. Bu senede yani taraftarın ne kadar kuvvetli olduğunu önümüzdeki haftadan itibaren gelirlerse bize biraz hissetmek hani, istiyoruz. Evet, yani istiyoruz. Davullar uzunla seslerini burada hissetmek ateş, istiyoruz. Diğer takımlara mesaj söylüyoruz. Bu haftalık bu kadar. İyi günler diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler, sağ olun.